www.seslibetimlemedernegi.com 7 Güzel Adam yazdı. Ölümden bir işaret var her şeyde. Ölümün sesini duyuyorum şarkılarda, türkülerde. Kışlanın önünde redif sesi var. Namluların ucunda ölümün sesi var. Bir ay doğdu geceden, oy oy. Karanlığın ağzında ölümün sesi var. Erzurum dağları kar ile boran. Vadilerin koynunda ölümün sesi. Ezogelin durmuş bakar yollara. Umudun ardında ölümün sesi. Bir ihtimal daha var. Umuttan da öte. Ölümün sesi. 58'li ve 74'lü yılların resimleriyle bir albüm. Bozkır'daki ardıç ağacı altında iki adamın resminin üstünde Tüyle Yedi Güzel Adam yazdı. Erdem Beyazıt, Uraz Kaygılaroğlu, Cahit Zarifoğlu, Baran Akbulut, Zehra Yıldız Çağrı Atiksoy, Rasim Özden Ören, Mertcan Sevimli, Süleyman Uğur Karabulut, Nuri Paktil Kemal Uçar, Şükriye Gülya Şen, Naciye Şahika Koldemir, Emine Pınar Gök, Akif İnan Yiğit Çakır, Sait Zarifoğlu Fatih Murat Teke, Ali Kutlay Çağdaş Tekin, Alaaddin Özden Ören Orhan Kanal, Adnan Edip Saner, Hakkı Mert Asker, Cevat Bora Cengiz, Güler Ece Makyol, Merve Zümrü Ertürk, Kahraman Can Güreler, Zafer İbrahim Ersoylu, Celal Cengiz Tangör, Yemenici Ahmet Bilgin, Müdür Fuat Rahmi Güllügil, Hatice Sema Şahingöz, Ökkeş Mehmet Yaşuru, Filistin'i Meryem Esma Sahip Afandı, Çalık Anıl Yıldız, Hasan Ali Sedat Kalkavan, Hayriye Demet Genç, Kerim Mehmet Emre Yakut, Selim Emrah Doğan, Elif Işıl Tangör, Piyangocu Doruk Uysa, Sinirist Ahmet Tezcan Nemin Şahin, Kerta Proje Sorumlusu Müslüm Şahin, Uygulacı Yapımcı Ali Naci Erol, Yapımcı İksan Fırat Ömer Can, Yönetmen Adnan Güler, Görsel Efektler Dijiley, Yardımcı Yönetmen Burak Müjdeci, Yapım Sorumlusu Hakan Tansu Şahin, Sanat Yönetmeni Özgür Kemertaş, Görüntü Yönetmeni Cihan Yeşiltarla, Kurgu Umut Ozan Bölükoğlu, Müzik Engin Bayrak, Yapım Sorumlusu Ahmet Zarifoğlu, Yapım Asistanı Murat Mutlu, Abdül Samet Bilgiç. Antika Divi Tokka takımı yazı yazan bir el, eski bir radyo, rafta ciltli kitaplar ve daktilo. Bozkır'daki ardıç ağacı altındaki adamın resminin üstünde Tüyle Yedi Güzel Adam yazdı. Şairler Memleketi Maraş'ın lise yıllarında tanışmış ve kader arkadaşı olmuş Yedi Güzel Adam'ın hikayesi yazdı. Akşam vakti, Kara Lise. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Hayır. Ben masumum. Cevat elinde bir sopayla okulun koridorunda belirip Fuat'ın karşısına çıktı. Koridorun karşısından bir çift ayak daha girdi. Elindeki sopayı sıkıca kavramış, sopa üstü başı üstünden kana bulanmış kahramanın elinde. Fuat korkudan titreyerek avuçlarını göğüslerin üzerinde açmış. Merdivenlerden aşağı sisler içinde yırtık paçalarla inense Zafer. O da kahraman gibi korkutucu bir halde. Fuat üçünün arasında sıkışıp kaldı. Zafer tehditkarca sırıtarak bakıyor. Zafer ve kahraman zombiden farksızlar. Fuat kaçarken yavaş yavaş yürüyorlar. Kan verdim. Fuat kendini sisler içindeki bahçeye attı. Ben ona kan verdim. Hayır. Hızla koşarak merdivenleri iniyor. Cevat elindeki sopayı sallayarak ağır adımlarla peşi sıra çıktı. Fuat lisenin kara duvarına yapıştı. Karanlıkta kaybolmak ister gibi sindi kara duvara. Gizlice Cevat'a bakıyor. Cevat merdivenleri indi. Sopayı omzuna yaslayıp karşısına dikildi. Zafer sağ elindeki sopayı sol eline vurarak kapıya çıktı. Fuat yere çökmüş. Korkudan nefesi kesilecek gibi. Cevat sopanın ucunu Fuat'a uzattı.
Fuat'ın kocaman açılan gözleri yuvalarından fırlayacak. Zafer kana bulanmış gömleğiyle merdivenleri inip kahraman gibi o da Fuat'ın karşısına dikildi. Tehditkar bakışlarıyla gülümseyerek kafa sallıyor. Şimdi de kahraman çıktı okuldan. Üçü de üzerlerindeki okul formalarıyla. Kahramanın gömleğinin düğmeleri açık. Yüzünde akan kanlar çıplak vücuduna bulanmış. Sağ gözü yara bere içinde kapanmak üzere. Sağ kaşıyla dudağı patlak. Üçü de Fuat'ın önüne dizilip köşeye sıkıştırdılar. Benim suçum yok. O kıza kan verdim. Kurtulması için elimden geleni yaptım. İfademi geriye aldım. Sizi serbest bıraktırdım. Kahramanların arkasından sisler yükseliyor. Fuat dehşetle bakıyor. Yukarıdan başına bir anda kan damladı. Fuat elini kana götürüp merakla baktı. Bir kısmı duvardan süzülerek üzerine akan kanlar boşalıverdi. Fuat panikleyip başını yukarı kaldırdı. Yapmadım. Hayır. Sizi ifademi geriye alıp çıkarttım hapishaneden. Annem ağaçların ardında belirip haline gülerken bir anda kayboldu. Cevatlar sopaları üzerine kaldırdılar. Tam indirirler tam Fuat kabustan sıçrayarak uyandı. Ramazan Fuat'ın çığlığıyla doğruldu. Başladı yine bu örmeye. Lifle olmaz bu gayri. Sırtında battaniye başını tekrar sıradaki yastığa koyup uyku moduna geçti. Fuat etrafına bakındı. Odasında olduğunu idrak edip arkasına yaslandı. Gündüz vakti. Acemli camine çıkan yokuş çarşı kalabalığı. O müdürü öldürmek istedim Edem. O pencereden baktığı an beni salsalar yahut elime verseler gözümü kırpmazdım. Sonra? Hı? Merve'ye uyan tek kanın Fuat müdürde olduğunu öğrendiğinde pişman olmayacak mıydın? Olurdum. Hatta ölürdüm. Merve'ye bir şey olsaydım. Zafer yatağında. Cevat yanı başında oturuyor. O gülünce Zafer de gülüp hayırdır diye kafa salladı. Allah hakikaten var galiba. Garip garip şeyler oluyor. Oğlum nereden çıktı şimdi bu ya? Abi nereden çıktısın var. Her yerden çıkıyor. Nereye baksam. Sağa baksam, sola baksam. Her yerden bir şekilde karşıma çıkıyor. Gözünün önüne onlarla ilgili geçmişe ait anlar geliyor. Acayip acayip adamlar. Hepsi. Her şeyden haberdar gibi aynı ağızla konuşan in mi, cin mi bilinmez adamlar. Sonra can düşmanım, Çalık, Merve'nin dayısı. Bir yandan canımı almaya çalışıyor, bir yandan canımın canını kurtarmak için çırpınıyor. Hele bizim müdür, Fuat müdür, önce Merve'yi içeri attırıyor. Ondan sonra Merve'yi uyan tek kan o adamda çıkıyor. E şimdi bütün bunlar bir tesadüf mü? Yoksa Allah var ve bana bir şey mi anlatmak istiyor da? Yoksa ben aklımı mı kaybediyorum? Ha? Tırlatıyor mu ince de? Oğlum sapır sapır konuşma ya. Ne tırlatması? Bir sen misin tırlatan? O zaman hep beraber tırlattık biz. Oğlum bunu bilmiyorum neden. O hastanede Merve'ye bir şey olsaydı. Anladın sen onu. Zafer anladım diye kafa salladı. Cevat düşünceli bakışlarını boşluğa dikti. Zafer onun halini üzülüp içecekti. Zehra kederli. Merve bilmiyor değil mi? Merve yatağında. Hayriye ile ona bakıyorlar. Bilmiyor. Bir şey nasıl söylenir ki ocağın? Mahvettiler kızın hayatını. Benim hayallerimi mahvettiler. Ben hayaller kurmuştum kızım için. Gelinliğini bile hazırlamıştım. Tamam.
lütfen böyle yapmayın. Sizin güçlü olmanız lazım. Merve sizi böyle görmesin. Ben ne yapayım Hoca Hanım? Ben kime yaslanayım? Nasıl durum ayakta? Hayriye'nin gözyaşları Zehra'nın içini parçaladı. Hayriye gözyaşlarıyla duvarın önüne yöneldi. Çiçekli örtüyü masaya bırakıp sandığın kapağını kaldırdı. İçinden gelinliğini çıkardı. Bak, bunu Merve için hazırladıydım. Zehra kötü olup hüzünle Merve'ye baktı. Kendi elimle giydim. Kendi elimle giydireceğim. Şimdi kim alır bebeği olmayacak kızı? Kim evlenir? Kim yuva kurar? Hayriye kucağında gelinlikle sandığın kenarına çöktü. Zehra onun acısına daha fazla dayanamayıp gözünden yaşlar süzülmeye başladı. Yanına gelip kollarını aldı, teselli ediyor. Zehra Merve'ye bakıp gözlerini Hayriye'ye düşürdü. Hayriye göğsünde ağlarken Zehra kolunu sıvazlıyor. Erdem yatak odasında gri takım elbisesini giymiş, aynanın karşısında saçlarını düzeltiyor. Naciye odaya girdi. Gülümseyerek karşı karşıya geldiler. Naciye Erdem'in kravatını düzeltiyor. Ah! Ne oldu? Geç, geç. Yatağa oturdular. Kızın çok fena tekmeliyor. Bak. Erdem'in eli Naciye'nin karnında. Bir hanım olacak. Babasının annesi belli. Sen böyle söyledikçe içimden hep dua ediyorum erkek olmasın diye. O kadar çok istiyorsun ki kız olmasını. Sanki erkek olunca sevmeyecekmişsin gibi geliyor. Aşk olsun sana Naci. Olur mu öyle şey? Kız erkek, ikisi de canımın canıdır. Ama güllerin efendisi, İki gözümün nuru, Nebiler Sultan o kadar güzel hitap ediyor ki Fatıma'sın. Benimki hadsiz bir imreniş belki de. Bilmem. Hem senden olanı nasıl sevmez insan? Senin adın kurtuluştur bana. Bir bakışın huzur, duruşun güven, tebessümün şifa. Sevgiyi yaşama sebebim. İşim. Evdaşım. Yoldaşım. Haldaşım. Ruhum ve nurum iken. Nasıl olur da sevmem senden olan? Ama bu haksızlık. Neymiş o? Ben şair değilim. Senin bu kelimelerine cevap veremem. Bu kelimeler ne ki? Senin şu bakışını, şu gülüşünü tercüman olabilecek bir kelime bulsam, işte o zaman şairim derim. Ama ben şiir avcısıyım. Usta bir şiir avcısı. Ama sen Allah'a ait bütün kelimelere sığınarak yine Allah'a arz ettiğim aşkımı, mücessen itirafımı en güzel şiiriz. Seni yazan yazmış. Biz layığıyla okuyabilirsek ne hale? Hak etmediğim şeyler söyleme bana. Korkuyorum. Korkma kuzum. Korkma. Allah. Naciye'nin yüzünü avuçları arasına alıp kendine çekti. Alnından öpüp bıraktı. Tebessümle bakışıyorlar. Zehra beyaz bluzunun üzerinde siyah töpyesi. Merve'nin yanına oturmuş saçlarını okşuyor. Merve kıpırdandı. Cevat. Cevat. Uyu güzel kızım. Düşlerinde güzel uyu.
Zehra ağlamaklı ifadesiyle elini Merve'nin saçlarından çekip bileğini tuttu. Kederle bakarak elini okşadı. Ardından nemli gözlerle başını kaldırıp bakışlarını boşluğa dikti. Kan ve gül ve diken, aşkın ve sen. Birbirine dönük sırt sen ve ben. Bilmem anlatabiliyor muyum? Seviyorum, seviyor musun? Ağlıyorum, gülüyor musun? Özlüyorum, gidiyor musun? Sevdikçe itiyor musun? Peki öyle olsun. Karalise güler şarkıyı kahramana söyledi. Cahit uzaktan izliyor. Ağzımızda bir aşk kaçışı vardır. Buluşmaların saplandık tadını. Durduk alnında yüreğe vuruşların. Yollar sellere gider. Açılır parklar, artık kuşlar dağılır. Bir aşkı gözyaşlarıyla bulvara çağırmak hiç keseye mi kalır? Zehra gidiyor. Çizildi yalnızlar. Senin gelişin ne de süvari köprünün diplerinde. Geçer üstümüzden yağmur alan donanmalar kürek sesleriyle. Koşu bitince aşk bir yorulmadır, kaçılmaz kırbacından. Sayılır günü geçmiş anlar, boşalan hangi tüfeğin arkasında? Erdem evden ayrıldı. Oturur iki bakış ormanından gerilip bir masaya kollar. Uzaya uzaya giden akrebe katlanıp zincire gelmeyen yolcular. Bu bizim sesimiz. Denizlere ateş gibi eller açılır ortasından. Su konuşmaz, toplanmaz, konuşmaz. Ne kazandık yaşamamızda? Biz harcandık anam, hem kelimesiz kapandık. Sevgi ektik, sonsuz seçtik, beğendik. Beğendik ama toprağa kazandık. Kahramanla Güler basamakların ortasında karşılıklı durmuş sohbet ediyorlar. Cahit kapının önünden onlara bakarak ağır adımlarla basamaklara yaklaştı. Ellerini arkasına bağlamış, tebessüm ederek seyrediyor. Kahraman Bey, bir dakikanız var mı acaba? Güler mahcup bakışlarını kahramana çevirdi. Kahramansa Cahit'in karşısında. Yüzüne hiç bakamadı. Ben bir sınıfa gideyim. Güler önde, kahraman arkada basamakları çıktılar. Güler Cahit'le selamlaşıp yanlarından mahcup uzaklaştı. Kahraman ellerini önünde bağlayarak Cahit'in karşısına geçti. Cahit elini omzuna attı, birlikte yürüyorlar. Karalise'ye ilerleyen öğrenci kalabalığı arasında Cevat'la Kahraman. Okula yaklaşıp durdular. Zafer hasret giderir gibi gülümseyerek bakıyor. Hadi. Ede! Ede! Geldi. Tombili kahveci de geldi. Ede, sen okulu bayağı özlemişsin ya. Özledim be Ede. Hele o işkenceden sonra var ya, burnumda tuttum. Ede gülme, Allah aşkına gülme ya bak. Vallahi düşmanımın başına gelsin istemem. Kahramanın bile değil mi? Evet, kahramanın bile başına gelsin istemem. Zafer, Allah'a şükür. Ayağa kalktın ha. Ayaklandım be kardeşim. Baktım bütün şehir ayaklanmış. Dedim ben de ayaklanayım. Neden atayım? Yemenici abinin yanından mıydı? Ha yok abi, hayır. Zafer'den. İstemem yemenizi memenizi ya. Niye be? Hayırdır? Abi adamın kafa allak bullak, gidiyor geliyor sürekli. Benimki en azından sabit, sadece karışık. Öyle kalsın ya. Abi gazete bulmacası gibi herif bir yandan. Yani bir şey söylüyor, 4 gün düşünüyorsun ne dedi diye. Benim o kadar vaktim yok. De olacak o kadar. Yani anlayacaksın da biraz zaman geçecek tabii. Bak. Peki bu arkadaşın hali ve tavrı, Mahsun dede öldükten sonra. Birazcık onun postuna göz dikmişçesine, değil mi? Ya ne diyeyim be de? Kendine gel, saçma saçma konuşma. Olur mu hiç öyle şey? Sen bu işler o kadar kolay mı? Sen niye öyle deyin ki? Hem aşıklar ölmez yiğidim. Ölmez diyorsun da öldürüyorlar Hakkıcan.
Öldürüyorlar. Hakkı buruklaşıp bakışlarını düşürdü. Cevat'la Zafer bakışlarını okula yönelttiler. Buruk bir tebessümle seyrediyorlar. Hakkı da katıldı onlara. Kahramanla Cahit bahçede geziniyorlar. Kusura bakmayın hocam, biz konuşuyorduk ya. Aşk isyandır. Kural tanır mı? Kusursuzdur. Kusura da bakmaz. Sen sevginden niye utanasın ki kahraman? Sevmeye en çok ihtiyacımız olan bu zamanda. İnsan sevmeli. Bazen bir insanı. Yahut da bir ağacı. Ya da belki kanadı kırık bir kuşu. Canım sevsin de. Zaten sevmezse insan insan mı olur? Ama hep savaşıyoruz hocam. Hep didişiyoruz. Durup karşı karşıya döndüler. Niye böyle anlamadım? Hep niyet aldılar. O kadar dövdüler. İşkence yaptılar. Hem bana hem Zafer. Yine birbirimize bakıp ağladık. Sonra yine kalktık. Birbirimize girdik. Kavga ettik. O haldeyken. Niye böyle anlamadım? Öfkelerinizden vuruyorlar sizi. Öfke de aşk gibidir. Yakar. Yanmak dönmektir. Yankı demişiz oğlum. Aksi seda gibi. Kendi sesimiz bize geri döner mi? Yanmaktan yankı demişiz. Aşk da öfke de yakar, kendi özüne gelir. Aşk kor ateştir. Öfke zemheriden de beter soğuk. Ama aşktan beter yakar. Hiç ayazda kalmış çobanların dudaklarını gördün mü? Bilirim. Nazı yanmış çatlamıştır. Nefret merhametsizdir. Aşk sade merhamettir. Sade şefkattir. Sarar sarmalar yüreğini. Seni seninle yakar. Seni sana döndürür. Bizim Nuri abi insan aşık olmadan kendini tanıyamaz derdi. Oysa. Ne yapacağız hocam biz? Seveceğiz. Nefret ettiklerimizi bile seveceğiz. Çünkü aşk terk ediştir. Kendinden geçiştir. Sen nefretinden vazgeçemezsen kendinden nasıl geçeceksin? Gözyaşlarını silip omzunu tuttu. Üzülme. Aşk öğretir. Ne yapacağını bilirsin. Cevatlar bahçeye girip onları karşılarında görünce suratlar asıldı. Cahit kollarını bağlayıp kaşlarını çattı. Dimdik duruşuyla ne yapacaklarına bakıyor. Zafer diğerlerinden bir adım önde. Kahramanla göz gözeler. Hakkı ile Cevat olacaklar karşısında meraklı. Kahraman Zafer'e karşı bir adım atmak ister gibi Cahit'e dönüp tekrar Zafer'e baktı. Zafer sevecen bir tebessümle gözlerini yumarak aynı duygular içinde olduğunu belli etti. Kahraman onun tavrından cesaret alıp yanına yöneldi. Sıkıca kucaklaştılar. Birbirlerinin omuzlarında ağlıyorlar. Hakkı duygulanıp tebessüm etti. Cevat buruklaştı. Savaşmak belletildi bize. Oysa sevişmeyi öğrenmeliydik. Çünkü sevişmek direnmektir doğuma, batıma, gümüşe ve tunca. Geç doğduk erken ölümlere. Cevat'ın gözünden yaşlar süzülüyor. Biz bu heriflere gıt biriydik ama asıl çürük olan bizmişik. Arabanın içindeler. İçimize kadar girmişler. İçten çürütmüşler bizi. Yani benim anlamadığım, Maraş gibi bir yerde Gizlibel bunları beslemese bunlar bu kadar güçlenemezdi. Öyle mi diyorsun? He. Öyle diyeyim. Hem maddi olarak hem de manevi olarak birileri besliyor bunları. Ama kim? Teşkilat öyle düşünmüyor ama. Sizin kendinize fazla güvenip rehavete kapıldığınızı düşünüyor teşkilat. Evet duymuşuk yani. Hatta ayakta uyumuşsunuz. Kusura bakma Çalık. Benim görüşüm değil bu. Teşkilatın görüşü.
Hatta Eskişehir yolu bile rahatsız bu durumdan. Onlara neymiş? Teşkilatın derdi Eskişehir yolu mu gelmiş? Herkesin derdi gelir onları. Havada uçan kuşun bile. Yakında Ankara'dan birileri gelebilir. Ya direktif verirler ya da yoklama çekip giderler. Hazırlıklı olsan iyi olur. Elleme gelsin. Hallederik. Gide çık artık şu duygusal travmadan. Çık demesi kolay. Adamlar gözümün önünde polisi vurdu. Kol birciydi. Vurup kaçtı itler. Biz de orada mal gibi kaldık. Polderciler ne yaptı? Soruşturmaya bile engel oldular. Vuran adam dışarıda. Bu vurulan polis mezarda. Kesin. Benim dediğim gibi. Gizli bel bunları besliye. Yoksa bu kadar güçlenemezdi bu komünistler. O kadar da değil. Alttan alta sürüyor soruşturma. Yakında kimin vurduğu çıkar ortaya. Aslında ben bileyim kime vurdu. Adnan bakışlarını bir anda çalığa çevirdi. Biliyor musun? Yani tahmin edeyim diyelim. Polis vurulduğunda ben oradaydım. Karalise'nin komünisti Cevat'ın peşindeydim. Onu takip ediydim. Sonra işte ben onu takip ederken bir sokağa girdi. İzini kaybettirdi orada. Sonra da hemen arkadaki sokakta polis vuruldu. Yüzünü göremedim. Yüzünü göremedim de etrafa iyice bir baktım. Komünistlerden o Cevat dışında başka hiç kimse yoktu ortalıkta. Tahminim o vurmuştur. Cevat. Adnan'la piyangocu dikiz aynasından göz göze geldiler. Piyangocu çaktırmadan başıyla onayladı. İyi oldu bana bunları söyledin çocuk. Sağ ol. Hadi bakalım çocuklar. Sınıfa beraber girin. Herkese moral olsun. Kahramanla Zafer hadi gidelim diye kafa salladılar. Zafer elini Kahraman'ın omzuna attı. Hakkı ile Cevat'ın arasında yürürlerken Fuat kapıdan çıkıp merdivenlere yöneldi. Zaferleri karşısında görünce donup kaldı. Hayalet görmüş gibi korkuyla bakıyor. Kahramanla Zafer haline bir anlam veremeyip şaşkınca baktılar. Cahit öğrenciler de durmuş. Tüm şaşkın bakışlar Fuat'ın üzerinde. Süleyman okuldan çıktı, merdivenlerin başında seyrediyor. Kahraman hareketlenip bir basamak çıkınca Fuat hızla geri kaçıp Süleyman'a çarptı. Hayırdır müdür bey? Hızla içeri kaçtı. Buna ne oluyor ya? Hadi çocuklar takılmayın sağa sola. Tüm öğrenciler kapıya yöneldiler. Kahramanların yüzü gülüyor. Süleyman kenara çekilip öğrencilere yol açmış. Hadi bakalım çabuk çabuk çabuk. Cahit geçerken Süleyman'ı da aldı. Omuz omuza içeri girdiler. Fuat kendini odasına attı, sırtını kapıya verdi, soluklanıyor. Koşar adım masasına yönelip koltuğuna oturdu. Öldürecek beni. Öldürecekler. Öldürecekler. Öğretmenler odasında Cahit, Zehra ve Süleyman. Suratları asık. Cahit ile Zehra kaçamak bakıştılar. Ramazan çay tepsisiyle yanlarına geldi. Sabahlara kadar öykülüp duruyor müdür bey. Rüyasında ne görüyorsa artık. Gecede mi sayıkladı? Sade gece olsa iyi hocam. Gündüz gözüyle de sayıklıyor. Kendi kendine konuşuyor. Gözüne bir şey gözüktüyse herhalde iyi saatte olsunlardan. Demek ki korku büyük anlaşılır. Hem de nasıl? Tek başına helaya bile gidemiyor, affedersin. Süleyman'la Cahit göz göze gelip gülümsediler. Ramazan çayları bıraktı gidiyor. Ben müdür bey bir şey olmasından değil. Bu ruh haliyle çocuklara zarar vermesinden korkuyorum. Kapıyı açınca bakışlar içeri giren Erdem'e döndü. Merhabalar. Müdür kendini odaya kilitlemiş. Evet biz de onu konuşuyorduk. Bu ruh haliyle çocuklara zarar verirse. Daha ne kadar zarar verebilir ki? Merve'nin hali malum işte. O da doğru ya. Bugün evine gittim. Annesi perişan. Merve için diktiği gelinliği gösterdi. Kadın ne hayaller kurmuş. Ya Merve? Onun bir şeyden haberi yok. Zaten henüz kendine gelmiş sayılmaz. Sürekli uyuyor. Cevat?
Yok, ona hiçbirimiz haber vermedik. Ama ne, bilmesin. Ne yapacağını kestiremeyiz çünkü. Çok seviyor Merve'yi. Gerçekten de. Hayattaki tek umudu o kız. Amma yaptın ha. Aşk umutsuzdur. Rıza durağı dışında bir durakta asla durmaz. Herhal ve duruma razıdır o. Cahit'in sözleri karşısında Zehra kendini kötü hissedip bakışlarını ona dikti. Ardından burukça arkasına yaslandı. Beni derse gibi olmaz. Zehra kapıya yürürken Süleyman Cahit'e dönüp bunu yapmayacaktın der gibi kafa salladı. Erdem de tepkili Cahit'e. Zehra'dan boşalan sandalyeye oturdu. Cahit ne yaptım der gibi bir bakış attı Erdem'e. Bela üreten elim nasıl davranır belalar içinde sınamak için? Uzanır okşarım saçlarını ey yârim. Bakarım hoyrat ve aşık ellerime. Dergi. Nuri yazıları okurken bakışları bir anda boş bileğine gidip panikledi. Kağıdı hızla bırakıp sıkıca kavradı bileğini. Sait, Akif, Alaaddin, Rasim ve Ali masanın başında işleriyle meşguller. Nuri telaşla kalkıp ellerini ceplerine attı, aranıyor. Meraklı bakışlar ona döndü. Nuri aradığını ceplerinde bulamayınca eğilip masanın gözüne bakındı. Rasim gözlüklerini çıkardı, merakla seyrediyor. Sait diğerlerine bakıp ne oluyor gibisinden el açıp kafa salladı. Nuri hızla Berger'e yönelip elini minderlerin arasına sokuşturdu. Masadakilerin merakı iyice arttı. Şaşkınca birbirleriyle bakışıyorlar. Üstadım hayırdır? Bir şey yok bayım. Bir şey yok dese de telaşla bakınmaya devam etti. Rasim ne olduğunu anlamış gibi gevriyerek gülümseyip arkasına yaslandı. Anlamaz. Yazısız pulsuz dilekçem. Anlamaz. Ruhuma geçti. Bilekcan. Sait şimdi anladım der gibi başını salladı. Alaaddin merakla Rasim'le Nuri arasındaki iletişime baktı. Nuri ne aradığının anlaşıldığını fark edip gülümseyerek masaya döndü. Evet bayım. Bilekcan. Akif boş boş bakarken Nuri ona döndü. Ben de Mecnun'dan Firuz'un aşıklık istidadı var. Aşık Sadık benim. Mecnun'un ancak adı var. Ah, işte şimdi anlaşıldı. Durum çok vahim beyler. Ya ne oluyor beyler? Nedir mevzu? Anlatın da biz de bilelim. Rasim Nuri'ye baktı. Ben şu girişe bir bakayım. Nuri gider ayak durup Rasim'e döndü. Anlatabilirsin bu. Rasim gülümseyerek tamam diye kafa salladı. Boşuna demiyor aşıkı sadık benim diye. Nuri abi gerçekten de öyledir. Nasıl yani? Bir kızla tanışmıştı Nuri abi. Görünce sevmiş onu. Trende mektup yazıp cebine koymuş. Kız da mektubu okuyunca etkilenmiş. Ah o mektuplar. Kimler etkilenmedi ki Rasim'im? Kız olsam ben de o mektuplar için aşık olurdum Nuri abi. Senin için aşka bahanem yok. Babamın oğlu. Cahit'le siz bebekliğinizde şarap küpüne düşmüşsünüz. Ebediyen sarhoş. Ah o şarap. Bileydi kim diye içildiğini. Sarhoş olurdu da geçerdi kendinden. Hayrola Ali. Sıddık Sami Onar gibi cümle kuramayacağını anlayınca hikayeciliği bırakıp şiire mi geçtin? Şeş cihetten saldırmak için sana bahane çok Rasim. Benim değil. Şimdi adını unuttuğum şair. Yahu beyler anlatsanıza şunu adam akıllı. Devamında hiçbir şey olmadı. Nasıl yani? Kız da etkilenmiş ya. Vallahi ben bilmem. Bir ara nişanlandılar. Daha sonrasında Nuri abinin aşkının büyüklüğünden mi ezildi? Ne oldu? Devamı gelmedi. Peki o dilekçe? Ha. İsimlerinin baş harfleri yazılı orada. N ve A. Nuri abi hiçbir zaman çıkarmadı onu kolundan. Ve şimdi eğer kaybettiyse Allah muhafaza Kudüs'e kadar yürüyüp İsrail'e tek başına savaş açabilir. Ta ki şehit düşüp o aşka olan sadakatsizliğinin cezasını çekene dek. Tamam abartmayın. Buldum. Nuri masaya oturdu. Tüm gözler elindeki meşgul olduğu bilekçede. Nuri meraklı bakışlarını fark edip görsünler diye bilekçeyi masaya koydu.
Bakışlar isimliğinde MA yazılı gümüş zincir bilekçeye odaklandı. Ben bir şeyi hiç mi hiç az sevemedim. Hele orta. Hiç sevemedim. Hep çok sevdim. Arkadaşlarımı da çok severim. Yeryüzüm biter. Eve portakal aldığımda kasayla alırım. Dayanamayanlar çürür. İşte be Nuri Pakdil. Kanatları altına sığınıp uçmak istediğim koca kartım. Arkasına geçip omuzlarını tuttu. Tamam tamam. Hadi çok işimiz var yapacak. Aşk ile. Aşk ile. Oo. Akif. Koluna bilekçeyi taktırttı. Bilekçeye üzünle bakıp avucunun altında kavradı. Hasan Ali ceketini giyerek kapıya yürürken Emine elinde tepsiyle arkasından geliyor. Nereye böyle haber etmeden Hasan Ali? Hasan Ali durup gergince Emine'ye döndü. Eski heveslerim mi depreşti yoksa? Yok Emine'm. Tövbeler olsun. Sana sözüm Allah'a yeminim var. Bir daha koymam o zıkkımı ağzıma. Ya Erdem abi giderken tembihlediydi. Onların dergiye gideyim. Nur Bey bir şey verecekmiş Meryem'le Naciye yenge için. Meryem? Ya Meryem bacı. Eminem ya. He. Aynen öyle. Hadi git şimdi. Hadi kolay gelsin. Tam rahatlamıştı ki. Dur. Gitme. Bekliyor. Kerim. Kerim. Kerim neredesin? Buradayım ana. Elinde sapanla koşarak yanına geldi. Bak baban seni çarşıya götürecekmiş. O safiri kalsın sen de o göz kulak ol. Frik sevmem ben. O eşke. Dondurma isterim. Olur. Dondurma alsın o zaman. Hem belki bize de bir lokmalık alır da acık yüreğimiz soğur. Baba duydun mu? Anam da dondurma istiyor. Duydum duydum. Hadi gidelim. Elini uzatıp beklerken Kerim koşarak gidip tuttu elini. He, hele bir duymasın. Kulağına kurşun akıtmaz mıyım o babam? Emine yoluna geri döndü. Hasan Ali'ler çıkıp gittiler kapıdan. Naciye örgü örüyor. Meryem masa örtüsünü örtüyor. Konuşma düşününce kalp bende kut kut atıyor Naciye abla. Niye? Daha önce hiç kalabalık bir yerde konuşma yapmadın mı? Yaptım çok. Filistin'de 1000 insan, 2000 insan, meeting için, protest için, anladın? İyi işte. Tecrübelisin. Korkmana gerek yok. Walakin Arapça, Türkiye bana zor. Türkiye değil, Türkçe. Ayva, Türkçe. Ayva da değil, evet diyeceksin. Bak gördün mü? Dilim hep ayva diyor, evet unutuyor. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Tabakları vitrine koydu. Kız, ayva diye diye ayvadan soğuduk senin yüzünden. Evet diyemiyorum bari he demeyi öğren. Meryem masada oturuyor. He Hamza. He. Lam elif. Ye. Tövbe tövbe. Şerife anamın bebeyken verdiği Kur'an derslerine yeniden başlatacak bu bizi. He evet demek. Anladın Meryem Hanım? He evet, evet, he. Evet, he. Çok şükür. Danası anasından daha akıllı kız bunun. Sıpa bir günde öğreniverdi. Bu hala heceleyip geveleyip duruyor. Ay yeter Allah aşkına Emine abla karnıma kramp girdi. Kız sen de güleceğim diye doğurup ne itme şurada. Daha öyle yemeğe hazır değil. Bir sürü iş var. Hasan Ali çarşıya gitti. Nuri Bey senden bu ayva güzeline bir şey yollayacağımış. Aa, el ilanları hazır demektir. Bir an önce gelsinler de konu komşuya dağıtmaya başlayalım. Ne ilanıymış o? Arap göçmenler için bir konferans düzenleniyor. Onun için. Hem Meryem de orada konuşma yapacak. Ki bu mu? He. Ana. Baba. Burada
zamanki gibi konuşursan anam. Seni dinleyen bildiği Türkçeyi de unutur. Ayva çiçek açana kadar da ne dediğini anlamaz. Nereden buluyorsun bu lafları Emine abla ya? Hayat anam, hayat. Bulduru işte. Bahittiklerin az mı gelecek? Adnan müdürün odasına gelip kapıyı çalarken öğretmenler odasından çıkan Hatice ile Süleyman'a döndü. Ah Süleyman Bey. Duyduğum kadarıyla başınıza talih kuşu konmuş. Barışımızın en güzel kızıyla sözlenmişsiniz. Tebrik ediyorum. Ha. Teşekkür ederim. Sizi de öyle Hatice Hanım. Mutluluklar dilerim. Tebrik ederim. Ders artık Cahit Bey'in başına inşallah. Sözün üzerine Cahit ile Zehra koridora dönüp gelirlerken gergince bakıştılar. Cahit sert duruşuyla karşısına geçti. Neymiş o benim başıma? Süleyman Bey'e hanımefendi sayesinde başına konan o muhteşem talih kuşundan bahsediyordum. Darısı artık Şahit Bey'in başına derken siz geldiniz. Malum iyi insan lafı üstüne gelirmiş değil mi? Cahit sinir olup Zehra'ya döndü. Ablacığım benim biraz işim var, sonra görüşürüz. Hatice başıyla onayladı. Zehra Adnan'ın bakışları altında yanından geçip gitti. Süleyman'la Cahit Adnan'a karşı tahammülsüzler. Adnan bakışlarını Zehra'dan çekip onlara döndü ve gülümsedi. Cahit gri takım elbisesiyle karşılık vermeden başını çeviriverdi. Dondurmacı elinde demir küreğiyle çana vurup külaha dondurma koydu. Kerim ve Hasan Ali önündeler. Dondurmacı küreğin ucundaki külahı Kerim'e uzattı. Sonra şaşırtıp geri çekti. Dondurmaya bir top daha ekledi. Yeniden Kerim'e uzattı. Kerim külahı kapmak için akla karayı seçerken Hasan Ali keyifle seyrediyor. Sadece piyangocu oradan geçtiği sırada Hasan Ali'yi görüp durdu. Göz göze geldiler. Piyangocu gerildi. Yüzünü siperli şapkasının altına gizleyerek kaçar gibi hızla geçip gitti yanından. Savcı piyangocu kalabalığa karıştı. Hasan Ali peşinden gidecek oldu ama Kerim'i bırakıp gidemedi. Kerim külahı kaptı, dondurma kürekte kaldı. Ulan, ben biliydim bu işte bir pislik var. Hasan Ali Kerim'in yanına döndü. Sadece piyangocu temkin arkasından bakıp takip edilmediğinden emin oldu. Dondurmacı sonunda verdi dondurmayı Kerim'e. Zehra kütüphanede bir masanın başında dalgın düşünceli oturuyor. Açık kapının ağzında duran kişiye bakıp toparlandı. Dolu dolu gözlerini yere düşürdü. Kapıdan içeri giren kişi Erdem. Erdem ellerini arkasında kavuşturmuş, şaşkınca ona bakarak gezinir gibi arkasından pencereye yürüdü. Dışarı bakıyor. Ne oldu Zehra? Yok bir şey. Zehra. Sen benim arkadaşımsın. Kardeşimsin. Cahit neyse sen de olsun benim için. Senin de beni bir dost. Kardeş gibi gördüğünü düşünüyorum. Haksız mı? Hayır, elbet öyle. O halde lütfen konuş benimle. Ne oldu? Erdem'in ilgisiyle Zehra'nın duygusallığı daha da arttı. İnsan dostundan, kardeşinden bir şey saklar mı? Dertleşmez mi? Sinirlisin belli. Canın sıkılmış belli. Üzgünsün, gerginsin. Saklamaya çalışıyorsun ama olmuyor ki. Artık saklayamıyorum zaten. Çok bunaldım Erdem. Herkesin her yerde benim ne hissettiğimi, ne düşündüğümü umursamadan, bana ve Cahit'e imalarda bulunmalarından çok sıkıldım. Ablam da dahil. Ya, hatta az önce Adnan Bey bile aynı imalarla konuştu. Durum benden mi kaynaklanıyor bilmiyorum. Ama sen beni biliyorsun Erdem. Cahit'i de biliyorsun. Benim yerimde sen olsan sıkılmaz mısın? Haklısın. Hem de çok haklısın. Ama kendinde suç arama. Cahit için aynı şeyi söyleyemem. Okulun ve şehrin bu durumundan dolayı mı? Yoksa başka bir şeyden mi bilmiyorum ama bu sıralar Cahit biraz karışık. Ve bunu da kendi içinde tek başına çözmeye çalışıyor. Bencilce.
Zehra gözyaşlarını koyuverdi. Ama bizim cahitimiz bu işte. Bostanın görünmeyen kısmına şair. Hem bir o kadar anlaşılmaz, bir o kadar da inatçı. Adı Cahit ya. İsminin anlamından kurtulamıyor Sahar. Zehra, kendin de bizi de üzme artık. Zehra sessizce ağlıyor. Sabah, selam söyle sevdiğime. Gidecekse gitsin, göz görmesin. Bir beni bıraksın bana, bir de gecenin gamını götürmesin. Erdem dostane omzuna dokunup gitti. Sensiz olmuyor iki gözüm. Sensiz olmuyor, hasret dinmiyor. Vurgunum sana deli gönül. Sensiz olmuyor, hasret dinmiyor. Vurgunum sana deli gönül. Süleyman Hatice'yi öperek uğurladı. Cahit pencerede, mahzun düşünceli, tebessüm ederek seyretti. Süleyman giriş kapısına dönünce Cahit'e göz göze geldiler. Cahit aferin diye onaylar gibisinden kafa salladı. Süleyman da ne yapayım seviyorum der gibi ellerini iki yana açıp gülümseyerek içeri girdi. Sevda al beni götür. Biçare geri dönmez, geri gelmez sevdiğimden biçare. Yâreler sinemi uzitemez geri. Sensiz olmuyor gülüm gülüm. Sensiz olmuyor iki gözüm. Sensiz olmuyor hasret dinmiyor. Vurgunum sana deli gönül. Sensiz olmuyor, hasret dinmiyor. Vurgunum sana deli gönül. Vurgunum sana. Sensiz olmuyor gülüm gülüm. Sensiz olmuyor iki gözüm. Sensiz olmuyor, hasret dinmiyor. Vurgunum sana deli gönül. Sensiz olmuyor, hasret dinmiyor. Vurgunum sana deli gönül. Biliyorum efendim. Adım kadar eminim. Bu terörist çocuklar sonunda bana bir şey yapacaklar. Güya burada devleti ben temsil ediyorum. Ama devlet dört bir tarafından kuşatılmış adam bir koridora çıkamıyorum. Kara Lise zindanında bir mahkumum sanki. Şu devletin içine düştüğü duruma bakar mısınız? Yok yok yok. Devlet gelsin görsün. Disiplinden ve ulusal değerlere sahip çıkmaktan başka hiçbir suçu olmayan yöneticisinin durumunu görsün. Ya biz niye korunmuyoruz Adnan Bey? Bizim suçumuz ne? Adnan Bey? Ha? Siz ne düşünüyorsunuz müdür bey? Düşündüğümü söylüyorum ya Adnan Bey. Yani özür dilerim yanlış sordum. Yani ne yapmayı düşünüyorsunuz? Savaşacağım. Sonuna kadar savaşacağım. Devletin bütün silahları bende. Adnan panikleyerek Fuat'a baktı. Fuat kararlı kafa sallıyor. Hangi silahlar? Devlete ait silahlar. Yasalar, yönetmelikler, polis, hatta asker. Gerekirse okulda her öğrencinin başına bir tane asker dikeceğim. Bu anarşist, terörist, rejim düşmanlarıyla savaşmak için. Anladım müdür bey. Haklısınız. Neden kendinizi üzeceksiniz ki? Çok haklısınız. Bu noktada herkes size karşı olsa da neticede bütün silahlar sizin elinizin altında. Sizi takdir ediyorum müdür bey. Eminim üstleriniz de takdir ediyordur. Gerekirse fark etmelerini sağlayacağım. Yılmak yok. Savaşa devam. Devam. Çok teşekkür ederim Adnan Bey. Devam. Fuat çayını yudumlarken Adnan garipsemiş bakarak çayını uzandı.
Boş sınıfta Cahit sırada, Erdem kürsüde. Bu konuyu seninle en son konuştuğumuzda ne halin varsa gör Cahit demiştim. O yüzden fazla karışmak istemiyorum. Ama yine de sana bir kardeş tavsiyesinde bulunmak isterim. Bu kızı kırma. Zehra'yı üzme Cahit. Her şeyden önemlisi babası Adem Hoca'dan bize bir yadigar, emanet o kız. İşin bir de o tarafı var tabii. Erdem bakışlarını pencereye çevirdi. Burası Maraş Cahit. Londra, İstanbul ya da Paris gibi kalabalık bir şehir değil. O şehirlerde kaybolabilirsin. Kimse seni fark etmez bile. Ama burada, Maraş'ta saklandığın yerden işaret parmağıyla çıkarırlar seni. Yani? Yani bu konuyu daha fazla uzatıp dillendirip kısa zulmetme. Korkuyorsun biliyorum. Serazat yaşamayı seversin. Biliyorum. Özgürlük anısını yıkarlar diye korkarsın. Onu da biliyorum. Ama aşk terk ediş değil midir zaten? Kendini terk edip kendinden yine kendine hicret etmek değil midir? Yar uğruna terk ediyer değilse aşk, bu özgürlük müdür? Yoksa özgürlüğe hevesli bir esaret mi? Var, sen bir düşün bakalım. Cahit yumruğunu şakağına dayadı. Kara kara düşünüyor. Derginin iç duvarlarında asılı yazılar. Bunu da mı siz yaptınız? Tabii ya. Hepsini biz yaptık. Hem o zamanlar daha çocuk sayılırdık. Benim kadar mı? Yani senin kadar olmasa da biraz daha büyüktük. Sait kucağında kerip duvara dönüp Hamle dergisinin kapak taslağına döndü. Anlatıyor. Hasan Ali etrafına bakınıyor. Çok şükür. Çok şükür. Ali ile Akif paketlenmiş afişleri getirdiler. Bir bakalım. Nuri büyük numune afişi masaya açtı, bakıyor. Sait de uzattı başını. Afişte her göçmen kırlangıçtır. Kırlangıçları ürkütmeyin manşeti altında konuyla ilgili şiir yazılı. Güzel, güzel. Şimdilik bu kadar yeter hanımlar için. Komşulardan dağıtmaya başlasınlar. Umarım siz de yardım edersiniz. Tabii Nuri Bey'im, yardım etmem mi? Başım gözüm üstüne. Çocuklarla bile dağıtırız. Çocuklar olmaz. Çocukları karıştırmayalım. Doğru. Çocukları karıştırmayalım. Siz yetersiniz zaten. Teşekkür ederim bey. Nuri'nin öncülüğünde sıkıştılar. Anladım Nuri Bey. Ben ne yapacağımı bileyim. Hasan Ali hevesle kolilerden tekini kucakladı. Kerim, hadi oğlum gidelim. Ya biraz daha kalalım baba. Olmaz oğlum. Yapacak işlerimiz var. Daha ananlara dondurma alacağız. Hadi, hadi. Kerim, bak sen şimdi babanla git, tamam mı? Ama ne zaman istersen babana ya da Erdem amcanı söyle, seni buraya getirsin. Hatta gelirken yanında Filistinli kardeşin Hüseyin'i de getir. Burada birlikte gelirsiniz, toz alırsınız. Çay getirirsiniz. Birlikte çalışırız ha? Vallahi billah mı? Vallahi billah. Yaşasın baba, ben burada çalışacağım. Yerleri süpüreceğim. Sait amca söyledi. Tamam oğlum, tamam. Hadi. Hadi gidelim, geç kaldık. Hadi. Kolay gelsin. Sait masaya ayaklandı. Akif oturduğu yerden el sallayarak uğurladı Kerim'i. Nuri Akif'e gülümseyip afişe döndü. Güzel olmuş. Sis boruları ötmeye başladı yavrular. Şimdi oradalar. Aşk delice kımıldamalı yatağında. Sen bir yıldız kaymasıyla yatağından üstüne alevleri alarak, kemikli bir aşk gencinin kollarından tutarak. Sen kanın damarlara tutunamadığı anlardan beni karnınla bir göz boğuşmasına daha kandırarak. Bul içe kapanık hayvanlarımı. Yalvarmalarınla üzülmüş, belki dünya ile horlanmış. Ansızın çık oradan, görün orada bu siyah basmış kara akar demi. Başka olmadı gündemi denetli işin. Aşka hazır olan, aşka hazır olanlardan, o kadınlardan. Halk aşksızsa sokaklar banka dükkanlarıyla doludur.
ellerimi kaybolmayan sularla ıslamaya alışır o kızlar. İşte artık kaçmak. İşte durmadan karşımızdayken bile ılık ev girintileri, gizlesin daha köprüler, karanlık bedenleri. Her şey onlara göre. Yamandırlar. Ansızın melek bekliyorum eski Türk ezgileriyle. Senin Asya'dan hiç yontmadan zarif bir cep saati yapışın. Asya, Asya ve Asya diye yalvarışın. Sana ansızın alın yazımı ve kendime ekliyorum. Aşka hazır, aşka aç ve davetli. Gerçek bir şiir avcısı. Bravo. Vallahi bravo. Bu mısralar senin Cahit. Aşka hazır, aşka aç ve davetliysen Cahit, gereğini yap. Tıpkı bu şiirdeki gibi. Biz çetin adamız he. Diyebilmekten ibaret değilse eğer sözle bezediğimiz daha. Şair sözleri değil, sözün nereye olmalıdır elbet. Ve aşk. Saygı da bekler. Çünkü gösteriden uzak. Ve rahmet ve merhamet. Ve yeter artık deli oğlan. Yeter. Dellenip dellenip beni dillendirme be. Aşkın öznesine hürmetin kadar nesnesine de saygı göster. Kemal'in ibrişimden naif. Sağ ol. Rasim'le Alaaddin sınıfa girdiler. Ne oluyor burada? Oho. Geç kaldınız arkadaşlar. Ders bitti. Ders bittiyse şimdi ödev zamanı eneler. Nuri abi ödev verdi. Şimdi kolları sıvayın bakalım baylar. Nerede? Hani şu sizin öğrencilerle yapmayı planlayıp da safsakladığınız film projesi var ya. Hı. Nuri abi mülteciler konferansına kadar hazır edilirse aşure filmini Meryem Hanım'ın konuşmasından sonra halka izlettirilmesini istedi. Hem mesajı tam da anlatmak istediğimiz gibi olacak. Zaten aşure sadece Alevi ve Sünnilerin değil, Müslümanlardan Yahudilere kadar her dindarın özel günü. Ve anlamı da muhteşem. Yaşa be Nuri abi be. Yani Nuri abi 80 yaşına da geldiğinde 18'lik delikanlı olacak. Ve biz görebilecek miyiz? Erdem'i bilmem de benim göreceğim kesin. Seninle Alaaddin'in pek göreceğini zannetmiyorum Mecahit. Çünkü sizin daldığınız bu aşk sarhoşluğunun ayılışı bu dünyada olmayacak gibi. Cahit kötü olup bakışlarını düşürerek yutkundu. Erdem göz ucuyla ona baktı. Can kurban be. He? Hadi baylar. Ayaklarımıza Kudüs gücü gelsin. Ya çok yaşa. Çok yaşa Nuri abi, çok yaşa. Güler elinde gitarla evde. Redifs
Kedisi var bakın çantasında. Acep nesi var bir çift kundurayla. Bir defesi var ah o Yemen bir günü çemendir. Giden gelmiyor acep neden. Akşam vakti Cevat evin önüne geldi. Celal'i kolunun altında ekmekle gelirken görüp duvarın ardına gizlendi. Elif önde onun gömleğini koklayarak ağlıyor. Celal kapıda durdu. Elif'i dinleyip hüzünle içeri girdi. Zehra Merve'nin başında. Çalık eve girip nemli gözlerle bakınca Merve tavırla çevirdi başını. Çalık mahcup, üzgün. Hasan Ali paketi masanın üzerinde açıp ilanları istiflemiş. Emine, Meryem, Naciye ve çocuklar masanın başındalar. Hasan Ali birer tomar alıp Meryem'le Naciye'ye verdi. Bir tomar da kendi önüne alıp oturdu. Naciye ile Meryem merakla afişleri okuyorlar. Emine Hasan Ali ona afiş vermeyince bozuldu. Ters ters bakıyor. Kerim afişlerden birini kendine alıp biraz da Hüseyin'in önüne uzattı. Yarın erkenden başlarız dağıtmaya, tamam mı? İnşallah. Sabah erken kalkarsanız dağıtırız. Maşallah. Ama kağıtlardan ben de dağıtmak istiyorum. Oğlum, bebelere göre değil bu. Önlerinden alıyor. Polis görürse gelir hepimizi hapse atar. Oyun oynamayık burada. Üzülme kuzum. Babam beni bile adamdan sayıp dövme koymadı onlardan. Emine abla başlama gene. Bir rahat bırak Hasan Ali abiye. Bırak adam bir nefes alsın. Hey ya, ben de senin gibi safıdım bir zamanlar. Adam bir nefes alsın diyordum. Sonra bir baktım nefesi şarap kokmaya başlamış. Şş, Emine abla. Hayır, çocuklar var. Hay Emine abaydı bataydı emi. Bir de sen de çıktın başıma Filistin urması. Tövbe tövbe. Kız, sen oradan al buraya. Abi Hasan Ali avukatlık etmeye mi kaçtıydın yoksa haspa? Haspa da deme. Ayıp. Baba baba. Ayıp öğrenmiş. Tereciye tere satıyor dilli düdük. La la derken illayı öğretmekle yanlış mı ettik ne? Hasan Ali sen al bebeleri de çık. Biz şöyle avra davra da ağız dadıyla bir çekişek şunla. Emine kollarını bağlayıp bakışlarını Hasan Ali'ye dikti. Hasan Ali bozulsa da boynu kıldan ince. Hadi bebeler gidelim. Aşağıda leblebi var, şeker var. Hadi. Çocukları önüne katıp çıkardı. Gider ayak kapının ağzından Emine'ye bozuk bir bakış atıp kendi de çıktı. Emine abla ne istiyorsun sen bu adamdan ya? Baksana her dediğini yapıyor. Ah ah. Bilen biliyor. Bilmeyen de bir avuç mercimek zannediyor. Daha içim soğumadı benim. Çekecek elimden o benim. Bak görem de ne çekecek. Afişlere uzanıp hırsla bir tomar aldı önüne. Naciye şaşkın. Her göçmen bir kırlangıçtır. Kırlangıçlar... Şerif ocağın başında çorba karıştırırken Erdem mutfağın kapısına geldi. Bu işler sana mı kaldı benim güzel hanım? Kepçenin ucuyla alıp tadına baktı. Hoş geldin abi. Oh, gül kokar benim hanım, gül. Kızların işleri var. Nuri abileri vazife vermiş. Bütün mahalleye ilan dağıtacaklar. Bize de verdi. Senin yardımın lazım. Benim. Ne vazifesiymiş bu oğlum? Aşure. Oho! Ben aşureyi yapalı asırlar oldu. Çocuklara da verdim. Aşk olsun. Nuri oğluma vermediniz değil mi? Vermez olur mu canım? Verdik. Ne aşuresi o zaman bu? Şimdi şöyle olacak. Sen bahçeye kazanlar kurup aşure yapacaksın. Ben okuldan çocukları alıp geleceğim. Cahit ve Kirpi Süleyman da bunları siz yaparken seni filme çekecek. Tövbe tövbe. Ne filmi oğlum?
Sen babanı bilmiyor musun? Bizi kıtır kıtır doğurar. Kıskanç adamın tekidir. Kıskanacak tabii Keşba. Senin gibi güzel bey kızını bir daha nerede bulsun kız? Baba sakılıklı. Git oradan. Bırak bırak. Senin de aşına gidiyor. Nerede gösterilecekmiş bu oğlum? Önce okulda. Aşure sembolüyle ülkemizdeki farklılıkların nasıl bir zenginlik oluşturduğunu, Alevi'nin Sünni'nin, Türk'ün Kürt'ün, memleketin ortak kültürüne katkı sağlayan vazgeçilmez değerler olduğunu anlatacağız. Pek güzel, pek güzel. O zaman ben bütün Maraş'ı aşure yaparım. Aferin. Ay, televizyonda da gösterilse keşke. O da olur inşallah. Ama sen hazırlıklara bir an evvel başla. Derhal. Hem sen Nuri oğluma söyle. Anam de vazifesini pek beğenmiş de. Söylerim. Yalnız anacığım, benim biraz karnım acıktı. İşte oğlum. Yok yok. Sen oğlunla artık eskisi kadar ilgilenmiyorsun. Sen oğlunla niye ilgilenmiyorsun? Niye ilgilenmiyorsun? Tövbe. Şerif'in kucağına yumuldu. Oy, oy anasının kuzusu. Oy kuzusu. Hadi koş kızlara haber ver. Baban şimdi namazdan gelir, sofrayı hazırlasınlar. Söyledim. Emine, Naci, Sultan çağırıyor. Bir bakın mutfağa. Zehra, Hayriye ve Çalık yemek masasındalar. Hepsi iştahsız. Hiçbiri başlamamış yemeğe. Hocam. Bismillah deyin de başlayalım artık. Affedersiniz. Aklım Merve'de kaldı. İki kaşık çorba içiremedim. Buyurun lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sen olmasaydın onu da içmeyecektik. Benim zaten hiçbir şeyimi dinlemiyor. Merve sessizce ağlarken kulak kabarttı. Niye olacak? Sizin okuldaki o çocuk yüzünden. Kim? Cevat mı? He. Bak sen bile bilirsin hocam. O çocuk kızın aklını çeldi. Komünist etti. Bizim haberimiz bile olmadı bundan. Ne var bunda? Onlar daha çocuk. Bugün böyle düşünürler, yarın başka bir şey. Ayrıca sen ülkücüsün diye yiğinde ülkücü olmak zorunda mı? Sonuçta siyasi fikir bu. Soy-sop meselesi değil. Neyi değil hoca ya? Türklük müklük kabul etmez olmuş adamlar. Rus'a bizden daha çok bağlılar. İzin versek onların rejimini bize yamayacaklar. Allah'tan biz varık. Biz varık da yapamıyorlar. Zaten devlet devletliğini yapsa bize gerek kalmazdı. Hep dediğim gibi hoca. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe. Kaydı bu. Kaydı bu değil. Döverek, öldürerek mi üstünlük sağlayacaksınız birbirinize? Daha ne kadar kan akacak bu ülkede ha? Ölenler yetmedi mi? Onların hepsi bu ülkede iyi bir şeyler olsun istiyorlardı. Doğru ya da yanlış. Ama hepsi bu ülkeye gönülden bağlıydılar. Eğer bize yanlış gelen her şeye düşman olacaksak önce kendimize bakmamız lazım. Keza hepimiz her gün binlerce yanlış yapıyoruz. Bırak hoca Allah'ını seversen. Çalık. Tamam abla. Sustum. Neyse ben kalkayım artık. Ablam bekler. Yemek için teşekkür ederim. İyi madem gidiyorsunuz. Ben Sevize kadar götürem. Malum ortalık karışık. Neden acaba? Birileri kendini devlet sandığı, birileri de devleti tanımadığı için olmasın? Ben susuyorum abla. Bir şey demiyorum. Buyurun. Zehra Merve'ye döndü. Tebessüm ettiler birbirlerine. Zehra gidince Merve yine suratını asıp arkasına döndü. Kırmızı beyaz penye pijamaların üzerinden beyaz hırkayla elini yastığın altına atıp Cevat'ın fotoğrafını çıkardı. Hüzünle seyrederken bir yandan da baş parmağıyla okşuyor. Gözyaşları içinde dudağına götürdü. Sıkıca bağrına bastı fotoğrafı. Cevat ellerini parkasının cebine sokmuş. Yeminicinin kapısına yürüyor. Durgun, düşünceli. Solunda kalan kapının önünde durdu. Girip girmemekte kararsız, düşünüyor. İç çekerek karar verip yüzünü kapıya döndü. Tam tıklatmak için elini kaldırmıştı ki yeminici kapıyı açıp gülümsedi. Cevat şaşkın. Gel Cevat kardeş, buyur. Sen nereden anladın benim geldiğimi? Rüzgar söyledi Cevat kardeş. İyi bir habercidir o. Rüzgar söyledi. Yok artık. Hakikat öyle.
Herkesin kendi haline mahsus bir kokusu vardır gülüm. Rüzgar o kokuyu alır, sevenine ulaştırır kendisi varmadan. Biz de öyle haber aldık seni. Alem adamsın vallahi. Rahmetli dede gibi. Söylesene, neye benziyormuş benim kokum, nasılmış? Gülüm dedi ki, Mahsun dede de öyle demez miydi? Sence hoşuna mı öyle derdi? Bilmiyorum Emre Necip abi. Hiç bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Ama abi ben yoruldum artık. Çok yoruldum. Gel. Dinlen o vakit. Hiçbir şey düşünme. Seyret yeter. Başka bir şey lazım. Cevat duygusallıktan çıkıp tamam girelim diye yol gösterdi. Minici Cevat'ı önüne katıp arkasından girdi. Fuat odasında pijamalarını giyip battaniyeyi sırtına yastığı masanın üzerine almış. Koltuğunda huzursuzca oturuyor. Oturduğu yerde tülü aralayıp temkinle dışarı bakındı. Ramazan Efendi! Ramazan Efendi! Buyur müdürüm. Nedir bu tangır tungur gürültüler? Hiç, merdivenleri falan siliyordum müdürüm. Bırak o elindeki işleri de. İki bardak çay getir hadi. İki bardak mı? Bir denesi az mı geliyor? İstersen su bardağına koyayım müdürüm. Ya ne diyorsam onu yap. Git iki bardak al gel. Cahit Süleyman, Alaaddin ve Rasim pastanede çay içiyorlar. Bu gece hiçbir yere kaçmak yok Cahit, ona göre. Sakın Süleyman'ın arkasına da saklanma. Kabus gibi okur mektubu birikti. Buradan çıkışta doğru dergi mekanına gideceğiz. Başka hiçbir yere gitmem zaten bu gece Aristocuğum. Bu gece hiç yalnız kalasım yok. İçeride büyük savaş var. Geleyim de benden selam olsun dünün, bugünün, yarının bütün okurlarına. Belki bir tek o baki kalır kendi gök kubbemizde. Benden selam olsun diye uzak kentlerdeki kardeşlere, göğsünü kabartır bir karınca, dağların en şahına mağdur. Hafızam denizler kadar olur, dökülür karanlığın uçlarına. Benden selam olsun diye kuşlar, bu gece aydınlıkları avuçlar. Sabahlar ve arzular içre geçerek varlığın sırlı kapılarından, bir köylü çarığı gibi derin ve ıssız. Kalbim yavruluyor bu gece. Hudut boylarında nöbette. Ne mutlu sana Alaaddin. Keşke benim şiirimle seninki gibi cesur olabilse. Ben de adını sır koyup sayfalarca yazabilsem. Bana söyleyene bak. Şiir değil, kendisi tepeden tırnağa sır olmuş. Bir de kalkıyor bizim şiirimize imreniyor. Ya ne güzel adamlarsınız sizler ya. Mum ışığını çoğaltan aynalar gibisiniz. Vallahi ışığınız hiç sönmesin. Ama benim şimdi kaçmam lazım. Malum nişan hazırlıkları yoğunlaştı. Git bakalım taze damat. Yalnız elini sür de git şu deli olanlara. Belki Süleymancı bir munislik yapışır da memleket huzura erer. E aşk olsun babamın oğlu. Şu komünist kirpiçin harcadın ya bizi. Helal olsun. Sataşma, üzen öğren. Bak gitmekten vazgeçerim şimdi. Başlarım burada Kıvılcımlı'nın tarih tezinden. Sabah güneşin hangi ışığıyla uyanacağını şaşırırsın ona göre. Tamam hadi git git. Bizim rengimiz de seninki gibi kızıl. Ve hep öyle kalacak. Hazır taze aşkı bulmuşken kana bansın bütün güllerini. Sezai abinin de dediği gibi. O vakit ne tarihe bakarsın ne tezine. Aşkın kıvılcım kızıl kor etsin seni. Ben bu duaya amin derim işte. Hadi hadi. Allah'a emanet ol. Hadi görüşürüz. İyi geceler. Hak saklasın seni. Süleyman elinde çantasıyla pastaneden çıkıp yola koyuldu. Selim'le sağcı piyangocu ortaya çıktılar. Arkasından bakıyorlar. Çıktı işte. İlk yalnız çıktı. Hadi. Takip ediyorlar. Ramazan çay tepsisiyle Fuat'ın odasına girip yanına yöneldi. Fuat battaniyeyi omzuna çekip masaya döndü. Ramazan çayın tekini bıraktı, bekliyor.
Ne dikiliyorsun başımda? Bunu ne yapacağım müdürüm? Bakıyorum bakıyorum da odada sizden başka kimse yok. Olmaz mı? Var tabii. Vallahi mi? He. Ne yani? Şimdi ben görmüyorum da sadece siz mi görüyorsunuz? Şey mi yani? Ya ne şaşkın bir adamsın sen ya. Odada benden başka sen varsın ya. Ama hakikatla şey affedersin müdürüm ağzımdan kaçtı. Hadi al çayı otur içelim. Benim de burada. Otur. Anlasana be oğlum. Odun da olsa biriyle konuşacağım be. Otur işte. İyi oturayım o zaman. Sandalyeye oturup tepsiyi sehpaya bıraktı. Çayını kucağına aldı. Karşılıklı oturuyorlar. Daha da nasılsın müdürüm? Ne var ne yok? Ramazan efendi. Ben çok yalnız bir insanım biliyor musun? Ramazan başıyla onayladı. Hayatta hep yalnız oldum. Hep yalnız kaldım. He anladım. Sen yalnızlıktan korkuyorsun müdürüm. Ya ne korkması be adam? Ben sana duygularımdan söz ediyorum. Sen tutmuşsun korkudan bahsediyorsun. Ne korkması? Şimdi ben sana anlatacağım. Sürekli konuşacağım. Gerekirse uyusan bile sen burada oturacaksın. Sabaha kadar beni dinleyeceksin. Tamam mı? Ramazan yandık der gibi başını keyifsizce iki yana salladı. Fuat çayını yudumlayıp bardağı masaya bıraktı. Hayvan yedik. Aha da hatırlattı la. Fuat tekerlekli koltuğundan yan dönük başını arkaya yasladı düşünüyor. Zehra ve Çalık sokakta yan yana yürüyorlar. Zehra'nın canı sıkkın, Çalık durgun. Hocam, incittiysem özür dilerim. Ortalığın karışıklığı bizi de etkiledi öyle. Orada olmasaya sinirlendik. Bak, adam gibi konuşmayı bile unuttuk neredeyse. Durdular. İncinmedim olur. Ama o evde incinen biri var. Yerinde olsam ondan özür dilerdim. Merve. Merve benim canım, ciğerimdir hoca. Ben onun için canımı bile veririm. Kurban olurum ben ona. Ama onun senin canına değil sevgine ihtiyacı var. Hem de şu an. Bak Çalık, ben annemle babamı çok küçük yaşta kaybettim. Her geçen gün acılar içimde daha da fazla büyüyor. Ve o gün anladım ki insanlar arasında özellikle ideolojiler gibi mezardan öte geçemeyecek ayrılıklar yüzünden kalp kırmanın hiçbir telafisi yok. Bugün seni savunduğun, inandığın ideoloji yarın seni hayal kırıklığına uğratabilir. Ama sevgi seni asla yanıltmaz ve asla terk etmez. Bizim buralarda bir söz vardır bilir misin? Kuru kuru kurban olayım, takır takır kadan olayım derler. Öyle lafla can bağışlanmaz. Büyü de olsa tut ellerinden özür dile Merve'den. İnan onun sevgisini kazanmak, inandığın ideolojiyi kaybetmekten çok daha değerli. Bilmem. Belki de sen haklısın hoca. Ama ben bunu görebilir miyim? İşte onu bilmiyorum. Zehra yola koyuldu. Çalık arkasından gidiyor. Süleyman kilit taş döşenmiş sokaklarda yürümeye devam ediyor. Selim karşısına çıkmış. Süleyman onu görünce durup yanına yaklaştı. Ne oldu be? Sen niye beni takip ediyorsun? Seni daha önce de uyardık hoca. Faşistler omuz verip devrime taş koyma dedik. Ama dinletemedik. Saçmalama kardeşim. İşim gücüm var benim. Seninle uğraşamam. Arkasından geldi. Hop hop. Dikkatli ifadeler kullan hoca. Kar maskesi takmış. Karşında bir önder olduğunu unutma. Silah doğrulttu. Ne? Bak güzel kardeşim. Eline silah almış bir adamın önderlik yaptığı topluluğa devrimci denmez. Eşkıya denir. Kimsin sen? Aç bir yüzünü göster. Aç bir yüzünü göster ya. Bir yürekli ol ya. Sen anca elimdeki çeliğin üstüne vuran ayın şavkını görürsün. Cesur yürek. O da gördüğün son şey olur. Ne bu şimdi infaz mı? He? Ben bir şey söylemedim. Bak kendin söylüyorsun. Halk mahkemesi gıyabında yargılayıp kararı verdi. Devrim ihanetin hükmü. Selim de çekti silahını. Süleyman iki namlu arasında kaldı. Vur. Hadi. Vur hadi. Vur.
Vursana. Zehralar yakınlarından geçerken görüp durdular. Vur madem o halk mı dediğin şey kararını verdiyse vur hadi. Vur öldürsene hadi. Ne oluyor orada? Hadi öldürsene. Süleyman piyangocuya dönünce Zehra yüzünü görüp atıldı. Süleyman. Dur hoca. Süleyman kim? Ablamın nişanlısı. Bizim okulda öğretmen. Sırf arkanı döndün diye. Hayali zannettiğin halkın kararını uygulamayacağım mı sandın hoca? Bir şey yapalım. Yok. Hayır. Senin gibi aklını başkalarına emanet etmiş oyuncaklar. Bir insanı gözünün içine bakarak vuramayacağını bildiğim için döndüm. Ama bu yapar. Bunun işi o. Bu profesyonel. Bir insanı alnından da sırtından da gözünü kırpmadan vurur. Doğru mu lan? Tekrar Selim'e döndü. Dur hoca. Tamam. Çalık Zehra'yı durdurup silahını çekti. Kal orada. Lan! İndirin lan silahları! Piyangocu kapsayla sırtına vurup Süleyman'ı devirdi. Selim çalığa karavan ateş etti. Süleyman! Çalık ateş ederek Selim'den gelen kurşunların üzerine yürüyor. Zehra arkasında. Çalık bir anda gözleri büyüyerek durdu. Selim tuhaflaştı. Piyangocu allak bullak oldu. Kaçar gibi geri geri yürüyor. Süleyman yattığı yerde kıvranırken acısını unuttu, dehşetle bakıyor. Zaman yavaş akıyor. Selim bakışları karşısına odaklı silahını indirdi. Çalık silahını indirmeden arkasına dönüp Zehra'ya baktı. Zehra vurulmuş. Bakışları bir noktaya sabit, karın bölgesini tutarak geri geri kaykılıyor. Selim onu istemsizce vurduğundan şaşkın. Zehra başını öne eğip elini kaldırdı. Avucuna bulaşan kana bakıyor. Sarsılmış, şaşkın. Selim Zehra'ya bakarak dondu kaldı. Zehra bakışlarını çalığa kaldırdı. Zehra bir eli kurşun yarasında, diğeri avucunu açıp titreyerek dizlerin üzerine yığıldı. Süleyman yerde dehşet içinde, piyangocu panik halde. Ne yaptın sen? Sen ne yaptın? Selim taş kesmiş, donuk. Zehra avuçlarının üzerine kapandı. Piyangocu panikle Selim'e koştu. Piyangocu Selim'i kolundan çekiştirerek götürüyor. Süleyman'ı acı içinde doğrulmaya çalıştı. Zehra dizlerin üzerinde iki büklüm. Nemli bakışlarını Süleyman'a kaldırdı. Daha fazla dayanacak gücü kalmayıp gözleri kayarak yere yığıldı. Çalık telaşla yanına koşup önüne çöktü. Kollarını aldı. Ne diyeceksin o zaman? Süleyman'ı kurdu. Bir şey yok geçecek. Çalık Süleyman'a baktı. Süleyman ayaklanıyor. Dayan. Dayan bir şey olmayacak. Dayan. Dayan hocam. Süleyman yanlarına yöneldi. Zehra'nın dudakları titriyor. Süleyman panikle yanına çöküp kolunu başının altına soktu. Zehra. Geberteceğim lan sizi. Ya saçmalama. Git bir araba bul ya. Ne yapıyorsun? Tamam. Tamam arkadaşım. Zehra. Zehra. Süleyman. Ablam. Saçmalama Zehra. Saçmalama. İyi olacaksın. İyi olacaksın güzel kardeşim. Bak. Dayan arkadaşım, dayan güzel kardeşim. Dayan güzel kardeşim. Zehra. Zehra'nın kolu yere düştü. Gözleri hafifçe aralık kalarak kapandı. Kenardan bir damla yağ süzülüyor. Süleyman afalladı. Zehra kendinden geçmiş, bilinçsizce Süleyman'ın kolunda yatıyor. 23. Bölüm sonu. Yönetmen Adnan Güler, yapımcı İhsan Fırat, Ömer Can.
Bu dizinin betimlemesi TRT tarafından Sesi Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.sesibetimlemedernegi.com Behiye Seher Çohadal, Ramazan Ali Çamçakan, Sacı Piyangocu Rüstem Bayterim, www.yedigüzeladam.tv, www.facebook.com/yedigüzeladam.tv, www.twitter.com/yedigüzeladam.tv. Teşekkürler ve reklam akışı başladı. Bu dizi TRT1 tarafından Pusula Film'e yaptırılmıştır.